Başbakan Süleyman Demirel, beraberlerinde bazı bakanlar, senatör ve milletvekilleri olduğu halde, bira fabrikasının temelini atmak üzere Yozgat'a giderken Yerköy'e uğramışlardır. Yerköylülerin coşkun tezahüratlarıyla karşılanan Demirel, istasyon meydanında halka hitaben yaptığı konuşmada, halkı birlik ve beraberlik içinde el ele vererek çalışmaya davet etmiş ve demiştir ki, memleketimizin her tarafında vatandaş itimat dolu bir inançla istikbale doğru güler yüzle ilerleme çabasındadır. Dertleri var ama biz el ele verdiğimiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz takdirde bunların da giderileceğine inanıyoruz. Yozgat'a girişte ve şehirde Yozgatların büyük sevgileriyle karşılanan Demirel ve beraberindekiler bira fabrikasının temelinin atılacağı yere hareket etmişlerdir. Bütün Yozgat baştan başa heyecan içinde. Yozgatlılar, kazanacakları büyük tesisin sevinç ve heyecanı içinde Başbakan Demirel'le beraber bira fabrikasının temel atma yerine gidiyorlar. Temel atma yerinde ilgililerin yaptıkları konuşmalardan sonra Başbakan Süleyman Demirel, "Yozgatlılar, aziz vatandaşlarım, aranızda bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım" diyerek konuşmasına başlamış, devamla, "Temelini atmak üzere geldiğimiz fabrikanın makinaları aylarca evvel tarafımızdan sipariş edilmiştir. Bu fabrikanın çok uzun bir mazisi vardır. Yozgat için yanına yaklaştıkça uzaklaşan bir tesisin 7 yıl sonra kuvveden fiile çıkarılmış olmasından büyük bahtiyarlık duyuyorum." Başbakan bu konuşmasından sonra hayırlı ve uğurlu olsun temennisiyle temele ilk harcı koymuştur. Yozgat'ın ilçe ve köylerinde Başbakan Süleyman Demirel, sorgunda yaptığı konuşmada, "Her Türk vatandaşı kanunlar önünde eşittir. Eşit olmaya devam edecektir. Vatandaş arasında tefrik yapılmamaktadır, yapılmayacaktır" demiştir. Rengini şehit kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın altında yaşayan her vatandaş eşittir. Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacağız. Burada temelini attığımız bira fabrikasının hizmete girmesiyle Yozgatlılar yılda 20-25 milyon lira kazan sağlayacaklardır. Memlekette huzur ve sükun vardır. Vatandaş uyanmıştır, vatandaş memleket severliğin kararı içindedir. Demirel, konuşmasını takiben bir vatandaşın yardımıyla yapılacak olan Oral Bektaş İlkokulu'nun temelini atmıştır. Başbakan Demirel ve beraberindekiler yol boyunca kasabalı ve köylüler sevgi ve saygıyla karşılayıp mahalli dert ve dileklerini anlatmışlar. Başbakan Demirel de mümkün olanın hükümetçe ele alınacağını ve en kısa zamanda isteklerinin yerine getirileceğini belirtmiştir. Yol boyunca buğday harman yerlerine uğrayıp köylülerle konuşmuş, kendilerinin dertlerini dinlemiştir. Yol boyunda Sarıkaya ilçesi ile Akdağ madeninde birer konuşma yapan Başbakan Demirel,
yurdun çeşitli sorunlarına değinmiş, bu arada kalkınmanın ilk şartı milletin kararıyla gelen ve milletin kararıyla giden hükümetin iş başında bulunmasıdır demiştir. Başbakan, memleketimizde 240 milyon dönüm toprağımız var. Birçok akarsularımız var, bunların büyük bir kısmını toprak üzerine koymaya çalışıyoruz. Mavi gök ile çatlamış toprak arasındaki benim güler yüzü unutmuş insanlarımız mesut bir hale getirmeye mecburuz. Artık ormanımız, suyumuz, her şeyimiz var. Bu güzel vatanda bundan daha güzel hayat dolu, iman dolu, azim dolu, çalışkan bir milletimiz var. Bu memlekette hiçbir vatandaşın aç kalmasına, açık kalmasına razı değiliz. Bu memleketin karanlığı bizim ıstırabımızdır. Susuz tarlası bizim ıstırabımızdır. Okulsuz köyü gene bizim ıstırabımızdır. Artık bugün fıkaralığı, çaresizliği, işsizliği ortadan kaldırmaya milletimiz azmetmiştir. Millet de el ele vererek bütün bu zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Bu yıl temelini atacağımız tesislerin değeri 14 milyar lira civarındadır. Önümüzdeki yıl ise yeniden 100 milyar liralık tesisin temelleri atılacaktır. Şefaatli'de yaptığı konuşmada Büyük Türk Milleti'ni anlamamak, sevmemek ve dost olmamak durumunda olanlara söyleyeceğim şey şudur. Büyük Türk Milleti uyanıktır, Büyük Türk Milleti kadirşinastır, Büyük Türk Milleti asildir ve asil olduğu kadar da çalışkandır demiştir. Başbakan Süleyman Demirel konuşmasında vatandaşların kendisinden yol istediklerini, içmek ve tarlalarını sulamak için su istediklerini, ışık istediklerini, okul istediklerini, gübre ve traktör istediklerini bildirerek demiştir ki, her yerde büyük Atatürk'ümüzün sözleriyle karşılandım. Bu sözler milletin kalbine hak edilmiştir. Her yerde büyük Atatürk'ümüzün büstleri ve resimleri önümde konuştum. Büyük milletim daima benden reddedilmesi imkansız şeyler istiyor. Büyük Türk milleti uyanıktır, kadirşinastır, çalışkandır, asildir. Burada da okulun temel atma töreninde uğurlu ve hayırlı olsun temennisiyle Başbakan Demirel temele harcı koymuştur. Yol boyunca Bayan Nazmiye Demirel de köylü kadınlarımızla sohbet etmiş, dertlerini dinlemiştir. Boğazlıyan'a gelinmiş, Boğazlıyan'da yaptığı konuşmada Başbakan Süleyman Demirel, biz Büyük Türk Milleti'ne hizmeti ibadet kadar mübarek sayar, eftel addederiz demiştir. Demirel konuşmasında partiler arasında tesanüdün sağlanmasına değinerek demiştir ki, siyasi partiler sadece memlekete, millete hizmet vasıtasıdır. İzzet, ikbal, hırs ve menfaat kaynağı değildir. Olamaz ve olmayacaktır da. Güzel günlere gidiyoruz. İşsizliği, güçsüzlüğü, çaresizliği bu memleketin kaderi olarak kabul etmiyoruz. Bütün müşkülleri yenerek hepsinin altından kalkacağız. Biz, Büyük Türk Milleti'ne hizmeti vazifelerin en büyüğü olduğuna inanmış insanlarız. Türk halkını bilmek, anlamak ve sevmek lazımdır. Boğazlıyan'dan sevgi gösterileriyle uğurlanan Başbakan Demirel ve beraberindekiler Yeni Fakılı Bucağı'na gelmişlerdir. Yeni Fakılı Bucağı'nda yaptığı konuşmada Başbakan Süleyman Demirel, bucak halkının ilçe olmak isteklerine değinmiştir. Demirel, Yeni Fakılı'nın ilçe olması için bütün gücüyle çalışacağını da söylemiştir.